Mehdi'nin canına kastetmek isterler mi daha ileriki zamanlarda? Mehdi'ye tabi rivayetlerde var. Yani suikast yapılacağı var. Ama Mehdi'nin kaderinde yok öldürülmek, yani şehit edilmek yok. Mesela Deccal'de de yok. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh çocukların içerisinde birisini görüyor. Peygamber diyor ki Deccal'in yüzü işte şu çocuğun yüzüne benziyor diyor. Bu tarzda. Hazreti Ömer hemen kılıncını çekiyor. Aman aman diyor, Peygamberimiz dur diyor. Yani, onun yüzüne benziyor olması diyor, onun Deccal olduğunu göstermez diyor yani. Sen yanlış anlama diyor. Ayrıca diyor, o Deccal'sa sen zaten onu öldüremezsin diyor. Yani eğer o Deccal'sa, o kaderinde yok, zaten yapamazsın sen onu diyor. Bu da gösteriyor ki diyor Bediüzzaman, onun sureti diyor, hakimiyeti zamanında birçok yere de kendini gösterecek. Birçok insan görüntüsünde birçok yerde görülecek Deccal. Yani Süfyan da Mesih Deccal'de. Ama tabii daha zamanı var onun görülmesinin, yani tam zahir olmasının zamanı var. Dolayısıyla yani öldürülemeyeceğine işaret ediyor. Mesela Mehdi, Mesih, Süfyan ve Deccal. Bu aynı zamanda dört şahısı öldürülemiyor. Şehit edilemiyor müminler. Mesela İsa Mesih mümkün değildir. Kaderinde yok çünkü. Mehdi'nin de kaderinde yoktur. Yani imkansız. Yani dünya bir araya gelse yapamazlar. Olmaz yani. Yok. Deccal için de yok ama. Hayret edecek şey. Halbuki Deccal yok edilse, etseler biter konu. Ama yapamıyorlar. Mesela Süfyan da öyle. Mutlaka görevini yapıyor. Yani. Hadiste geçer mi? Mehdi'nin karnına vurulduktça genişleyip tam olarak... Sırtına vurulduktan gezer. Yani ona sürekli saldırılacak. Saldırıcı şöhret artacak. Mesela gazeteler ondan bahsedecek, televizyonlar ondan bahsedecek. Adamlar işte bin bir türlü laf edecek ama o hakaret ve saldırılar onu gittikçe genişletecek, güçlendirecek, herkes tarafından meşhur olacak, tanınacak. Yani kitapları, eserleri, bilgisi her yere yayılacak, o anlama geliyor. Vurmak demek saldırmak anlamına geliyor zaten. Yani müsbet bir saldırı, olumsuz saldırı olacak. Fakat o olumsuz saldırıyı Allah olumluya çevirip onun şöhretini, gücünü genişletecek. O anlama geliyor. Mehdi aslan gibi cesur olacak diyor Peygamberimiz. Nasıl bir aslan sürü üzerine atıldığında sürünün sayıcı çokluğunu düşünmez, Mehdi de Deccal taraflarının sayıca fazla olmasından yılmayacak diyor Peygamberimiz. Hakikaten değil mi? Yaban eşeklerine saldırıyor aslan. Mesela 2000-3000 kişilik eşek sürüsü. Hayvan hiç önemli görmüyor aslan. Değil mi? Gidiyor, neyse hedeflediği alıyor onu yani. Mehdi de aslan gibidir diyor. Zaten sonuna geldik artık yani. Bence soru sorulacak vakit bile kalmadı. İnşallah. 2017. Evet. Bak dediler ki ya dediler Mehdiyet hurafe falan. Nereden çıkarttınız bunu? Türkiye'ye Mehdiyet nasıl hakim? Ya kardeşim sahtesinin Türkiye hakim olması an meselesiydi. Saat hesabıyla Türkiye kurtuldu. Saat. Evet. Bak Türkiye'ye hakim olması sahte Mehdiyet'in an meselesi. Sahtesi hakim oluyorsa gerçeğin hakim olması tehlikesini zor atlattıysak, gerçeğinin nasıl kolayca sevgiyle, merhamete hakim olacağını düşünebilirsiniz. En cesurlar bile güçlerinin ötesinde savaşamazken diyor Peygamberimiz, Allah Mehdi'ye özel bir güç verecek, Mehdi'yi yok etmeye kimsenin güç yetiremeyecek diyor. Yani ona tuzak kurulacak yani mesela hapishanelerde orada burada öldürülmesi için ortam hazırlanacak ama beceremeyecekler. Mehdi'nin sevgisi dünyadaki en keskin kılınç olacak diyor Peygamberimiz. Mehdi'nin şefkatiyle en karanlık ruhlar bile güneş ışığı gibi parlayacak. Mehdi kömür gibi olan kalpleri elmaslaştıracak.
Mehdi hep tehlikeli bir mücadele verecek. Diyor. Mehdi Deccaliyet'in yaktığı ateş çemberinden sağ salim çıkacak. Yani tabi bunlar çeşitli rivayetlerden şerh edilen açıklamalar, evet. Bak Allah diyor ki Hud suresi 57'de siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Kur'an ayet. Yapılan her şeyde hayrından konuşuyor. Tabi. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır. Olmuyor yani, bir şey yapamıyorlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayeti, Deccal Mehdi'yi kesmek için yakalar. Fakat bu sırada onun boynu ile köprücük kemiği arası Allah tarafından bir bakır levha haline getirilir ve artık Deccal onu kesmeye hiçbir yol bulamaz. Bu sefer Deccal onu iki eli ve ayağı ile yakalayarak fırlatır atar, yani zincirleyip atar. İnsanlar Deccal onu bir ateş için attı sanırlar. Halbuki o mümin zat bir cennet için atılmıştır. Yani hapse konacağı anlaşılıyor. Ama hapsin ona cennete çevrileceği anlaşılıyor. Hapis vesilesiyle cennetteki mekanın artacağı anlaşılıyor. Sahih-i Müslim, Kitab-ı Fiten bölümünde. İmam-ı Şahrani Kurtubi tezkiresinde var. Yani Mehdi'yi durdurmaya çalışacaklar anlaşılıyor. Mesela iki eli ve iki ayağı demek. Onun yürümesini, hareket etmesini durdurmaya çalışıyorlar. Yani izole etmeye çalışıyor ama durduramıyorlar. Bakır, bir bakır levha asılır diyor boynuna. Akıl hastanesinde hastaların boynuna bakır levha asılıyor. Aklıma o gelmişti benim. Künye asılıyor bakırdan. Şu büyüklükte. Adı, soyadı, ismi yazıyor. Akıl hastası olduğu da yazıyor. Onu zincirle boynuna takıyorlar. Hastaların. Onu gören zaten akıl hastası olduğunu biliyor. İlişmiyor, ona bir şey demiyorlar. Hukuken de sorumlu olmuyor. Yani akıl hastası olduğu, boynunda olduğu için dokunulmazlık kazanmış oluyor bir yandan. Alakası var mıdır, yok mudur bilmiyorum da yani bir an aklıma geldi öyle.